arkadaş yetmiyor. Vakit yetmiyor, vakit. Vakit yetmiyor hakikaten. Yani şimdi siz bu ilgili ayeti kerimeleri, bunları ne konuşuyor diyeceksiniz. Evvel gelenler, işte ben size söylüyorum yani, kaçırmayacaksınız. Kaçırmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle alakalı. Aslında konu en başında şuradan açıldı. Efendimiz'e salatü selam ederken o hamdi nasıl yapacağız? Bu hamdi hayatında en güzel şekilde yapan o zatın üslubuyla yapacağız. Her nimetin şükrü ayrıdır. Ramazan'a eriştim. Elhamdülillah demek de olmaz. Kadir gecesi sadece fellik fellik sokak sokak cami cami dolaşmakla olmaz. Kur'an'la buluşmayanın Kadir gecesinde ne yapar? Ağır bir söz. Ama soruyorum şimdi. Kadir gecesi ne? Kur'an bu ayda indi. Bugün, bu gecede indi Kadir gecesi. Kur'an. Peki Kur'an yok. Kadir gecesi. Nasıl birleşecek? Hani şöyle düşün. Kadir gecesi diyorsun, gece yok. Dün ne yapıyorsun? Kadir gecesini yiyor. Gündüzü, gece yok. Gibi bir şey oluyor bu. Kadir gecesinde misin? Evet. Kur'an. Bak, tüm samimiyetimle söylüyorum. Hocam Kadir gecesi, ben dolaşmayacağım. Oturacağım, Bismillah. Bildiğim sureyi şöyle bir tekrar edeceğim. Oradaki harfleri çözmeye çalışacağım. Ve bunu samimiyetle yapacağım. Vallahi, billahi, tallahi. Allah Teala'nın rızasına gidecek yolu bulmuşsun derim. Bak ben sana söyleyeyim. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Öyle de olur, aferin sen de güzelsin, yapma, tabii. Vakit, yok ya, Allah soracak bu vakitleri. Oradan açılmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak sana ibretlik bir şey söyleyeceğim. Sonra namazda namazı kılmak meselesiyle alakalı birkaç şey anlatacağım. Çok önemli, hatta soru almayalım, vakitler. Benim seyircim. Allah'ın izniyle burada anlattıklarımın cevabı zaten birçoğu. Abdestle alakalı sorular gelmiş. Tekrar abdesti şunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Hatırlat bana onu. Bir zahmet. Ama şunu söyleyeyim. Bak çok ibret verici bir şey. 2-3 sene evvel yine televizyonda sanki anlatmıştım. Rahmetli İbrahim babamız vardı bizim. Yine belki onu hatırlarsın. Yani muhakkak onu Ramazan'da insanlar insan görsün. Hani bizi bir şey zannetmesinler. Hakikaten insan görsün diye muhakkak bu yolun böyle güzel, efendim piri fani diyebileceğimiz ihtiyar, bizim lisanımızda yaşlı denmez. İhtiyar denir. Muhtar diyorsun ya, aynı kökten gelir. Seçilmiş demektir. İhtiyar, Allah Teala'nın güzel bir ömürle seçtiği kişi demektir. Yaşlanmak değildir. Aslında tuhaf da bir şey ya. Adam kuruyor, yaşlandı diyorsun. Kötü bir espri. Yani oradaki yaş manasında kullanıyorsun ama yani doğru da bir tabir. İhtiyar. İhtiyar mı? Muhtar. Yani gölgüsüyle, bilgisiyle seçkin insan demek. Neyse. İbrahim Baba anlatmıştı rahmetli. İbrahim Baba derdik. Yani bize babalık ederdi. Mafya babası değil tabii ki. Ne tuhaf tuhaf. Nereden buluyorsun böyle acayip şeyleri? Yani bize baba gibi. Çünkü baba çocuğun terbiyesinden mesuldür İslam'da. Baba çocuğun terbiyesinden mesuldür İslam'da. Yük onun üzerine binmiştir. Hatta baba öldü, dede hayatta. İslam dedeyi muhatap kabul eder. O çocuk dinle alakalı, gusülle alakalı, abdestle, Kur'an'la alakalı, İslam ahlakıyla ilgili herhangi okula gönderdi. Olmaz. Okulda ne öğrendiğini de takip edeceksin. Okulda ne öğrendiğini de takip edeceksin. Altından başka bir şey de çıkar sonra. Tabii bunun için ne lazım? Sen öğreneceksin. Sen öğreneceksin. Ondan dinlemiştim. Çok güzel bir şey. Sonra hemen şu abdestle alakalı, namazla namazı kılmakla alakalı sahur vaktini değerlendirmek bu. Arkadaşlar tabii ki burada şu orucu bozar, bu bozucu, bunu anlattık defaatle. Kağıdı salladım böyle. 3 sayfa yazı ya. 4 sayfa, hatta bir yarım satır sayfada hikaye anlatmışlar. Diyanetin ilmi halinde yazıyor yani. Orucu bozanı, bozmayanı, kazası, binlenmesi, fidyesine kadar. Yani hadi zorla 6 sayfa olsun, bu kadar. Yani beni kapatıp şu anda onu okusan oruçla alakalı mevzuyu, zahiriyle alakalı mevzu öğrenirsin.
Ama bir hakiki oruç tutmak için bir ömür yeter mi? Bendenize sorarsan yetmez. Bir ömür yetmez. Onun manevi tahsili. Her şey için böyledir bu. Öğretmenlik için öyledir. Annelik babalık için öyledir. Sevginin, muhabbetin sonu yoktur. İman Allah'a aşkın adıdır. İman Allah'a aşkın adıdır. Kafana göre takılıp seviyorum deme. Allah Teala sevgisini merhametinden bu şekilde buluşalım dediğinde bir kulun sınırlı haliyle sınırsız sevgilisine bunu yaz bir kenara bak. Bunlar önemli cümleler. Spontane değil. Ben bunları bilebilecek şey var mı bende? Yani böyle bir birikimim olabilirmiş. Tipe bak ya. Ben bilebilir miyim bunları? Size nakil yapıyorum. Sınırlı olan kulun sınırsız olan Rabbine, hudutsuz, asla naziri, şeriki, hududu olmayan muazzam sevgiliye, yegane sevgiliye, tek varlığa, yegane var olana duyduğu muhabbeti bulması, imkansız bir kalıba koyması. Allah bunu kalplerin içine sığabilecek manevi bir kalıba dökmüş, adına iman demiş. İman Allah'a aşkın adı. Aşık olursun, ne yapabilirim dersin. Yaptıklarında İslam. Yaptıklarında İslam. Ne yapabilirim? Orucu emretmiş mi, emretmemiş mi? Ne kadar istiyor? Kaç olacak? 30 mu, 20 mi? Ne yapacağız şimdi falan? Sevgisiz adamın yapacağı bir şeydir o. Sevgisiz adamın yapacağı şeydir o. Sevdiği için bunu düşünür mü ya? Bırak neyi sevip sevmedi, doğum gününü unutsa... Aman ya Rabbi. Sen benim doğum günümü hatırlama. Allah Allah. Kim yapar bunu? Allah Teala sana bunu yapmayın. Bunu sev. Böyle ol denildiğinde sen onu sadece emir manzumesi. Ne bu ya? Harp okulu mu? Kaldı ki harp okuluna giden insan bile soruyorum sana askeriyeyi, askerliği sevmeyen bir adam onu yapabilir mi ya? Sevmeden neyi yapabilir? İnsan aşksız yaşayamaz. Yaz bu cümleyi. Demin yazdığımı ekletiyorum o yüzden. Hep aynı şeyi söylemiyorum. İnsan, her insan aşkı tadar. Sevgisiz insan yoktur. Geç. Sevgisiz dediğimiz insan, o senin sevgisiz zannettiğin insan, senin sevdiğin, ortak sevilebilecek şeyin dışında bir şeyi sevdiği için gözden düşmüştür. Uzatmayayım, şöyle örnek ver. Ben diye yaşar. Kendine aşıktır. Mesela cimri adamı niye sevmezsin sen? Adam sevimlidir, sever bir şeyi. Ne? Parayı. Ödü patlar harcayacak diye. Yani Allah'ı sevmezsen yerine bir şey koymaya kalkarsın, rezil olur gidersin. Oruç mu tutuyorsun? Tamam. Sevdiğin insanla evlenebilmek için, 20 kilo zayıflamak için öyle diyetlere girersin ki Allah bile öyle bir şey emretmemiştir sana. Yaparsın onu. Yaparsın. Uğraşırsın. Hangi mesaiden bahsediyorsun? Helalinden para kazanmak için yerin 1000 metre altına iner bir şey kazarsın. Yine sevdiğin bir iş yapmak için futbol da oynayabilirsin. Sevmeden ölen insan yoktur. Herkes bir şeyi sever. Allah'ın razı olduğu şeyleri sevene mümin, Allah'ın razı olmadığı seni insanlıktan çıkaran şeyleri sevdiğinde ona kafir denir. Ebu Cehil aşık mıydı? Köküne kadar. Köküne kadar aşıktı. Neye? Mekke'nin valisi olmaya. İnsanlara hükmetmeye. Ben diye yaşamaya aşıktı. Firavun aşıktır. Firavun aşıktır. Kendi benliğine o kadar aşıktır ki. Hiç ölmeyeceğim zannedecek kadar. Gözü kamaşmıştır kendi benliğinde. Musa'yı görmemiştir, düşün. Musa aleyhisselam Allah'ın seçmiş olduğu aşıktır. Sonradan olunmayacak bir aşka sahiptir. Habibullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lakabı, Allah'ın sevgilisi. Hocam Kur'an'da baktım da Habibullah yazmıyor. Çünkü sen salaksın. Sen onu göremezsin. Yani yekten söylüyorum. Ahmaksın sen. Kur'an-ı Kerim'de onun veçine yemin etmiş. Onun saçlarına yemin etmiş. Onun ömrüne yemin etmiş. Onun yaşadığı asra yemin etmiş. Habibim üzülme.
ben senin yerine cevap veririm demiş. Allah Teala onun için şerefini, muhabbetini, onu yıldızlara, kandillere, gökten inen yıldıza, ona her şekliyle, yaşadığı beldeye, Mekke'ye bile sen burada yaşıyorsun diye yemin etmiş. Sen diyorsun ki İsmen aşık dememiş. Yok diyorsun Kur'an. Çünkü sende kafa yok. Sende kafa yok. Ben o saçlarınla, o gözlerinle senin oturduğun yerde, senin semtinde böyle böyle senin giyindiğin sadece gözlerinin rengi diye onu giyiniyorum diye bir adam iki sayfalık mektup yazıyor birisine. Ben seni seviyorum demedi diye bu adam buna aşık değil diyorsun. Eğer böyleyse bu kadar, kafa bu kadar senin. Bu kadar. Bak ne hallere düştük.